Eğer bir kasırga ya da kuzeyden gelen bir fırtına zamanında haberleri seyrettiyseniz, bu denli büyük fırtınaların dönerek ilerlediklerini görmüşsünüzdür. Kuzey yarımkürede dönüş yönleri saat yönünün tersindedir. Ama aynı haberleri güney yarımkürede seyrediyorsanız, bu yarımkürede saat yönünde döndüklerine şahit olursunuz. Peki, fırtınaların konumlarına göre farklı yönlerde dönmelerine sebep olan şey nedir? Fırtınaların dönmesine sebep olan şey, Coriolis etkisidir. Coriolis etkisi. Coriolis etkisi, su ve hava gibi akışkanların dünyanın yüzeyinde hareket ederken dönmelerine sebep olan fenomene verilen isimdir. Şu şekilde anlatalım. Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönerken bir küre yani orta kısmı daha geniş olduğu için ekvator üzerindeki noktalar kutuplara yakın noktalara göre daha hızlı dönerler. Bir örnek verelim. Kuzey Amerika'da ekvatora nispeten yakın bir eyalet olan Teksas'ta olduğunuzu ve elinizde kağıttan yapılma ama yüzlerce kilometre gidebilecek sihirli bir uçak olduğunu hayal edin. Bu uçağı kuzeye doğru attığınızda dümdüz kuzeye doğru gideceğini düşünürsünüz. Teksas'ın doğruca üstünde bulunan Nebraska'ya gelebilir. Ama Teksas ekvatora daha yakın olduğu için Nebraska'ya göre daha hızlı dönmektedir. Bu yüzden kağıt uçağınız da daha hızlı döner ve onu fırlattığınız anda dönme momentumunu saklı tutar. Bu yüzden kuzeye doğru fırlatsanız bile kağıt uçağınız Nebraska'nın sağında bir yere, örneğin Delaware'a inecektir. Gördüğünüz gibi uçağınızın rotası Teksas'ta bulunduğunuz yere göre eğimli bir rotadır. Aynı örneği bir de güney yarımkürede inceleyelim. Ekvatordan güneye doğru fırlatılan bir uçak, bulunduğunuz yerin soluna doğru hareket edecektir. Peki tüm bunların kasırgaların dönmesiyle ne gibi bir ilgisi olabilir? Her kasırganın merkezinde bir alçak basınç bölgesi vardır. Ve fırtınanın merkezini ya da gözünü çevreleyen yüksek basınç bölgeleri, alçak basınç bölgelerine doğru hızlıca hareket etmek isterler. Coriolis etkisi yüzünden de merkeze yönelmiş havanın yönü değişir. Kuzey yarımkürede merkeze yönelen hava sağa doğru saparken, merkeze yönelme devam ettikçe sağa sapma da artar. Ve bu durum bütün sistemin saat yönünün tersine dönmesine sebep olur. Güney yarımkürede ise Coriolis etkisi havayı sola doğru saptırır, kuzey yarımkürede olanın tam tersi gerçekleşir ve fırtınalar merkezleri etrafında saat yönünde dönmeye başlarlar.